Hazreti Ebu Harun el-Abdi radıyallahu anh buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. قَالَ يَأْتِيكُمْ رِجَالٌ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُونَ فَاِذَا جَاءُكُمْ فَاسْتَوْسَعُوا Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size doğudan din öğrenmek için bir takım insanlar gelecekler. Öyleyse o insanlara iyi muamelede bulunun. Yani Peygamberimiz burada sahabeye radıyallahu anhumaya diyor ki uzaktan sizden ilim talep etmek için gelen bazı insanlar olacak. O insanlara iyi muamelede bulunun. Hadis-i şerif devam ediyor. Hazreti Ebu Said radıyallahu anhum'un talebesi olan Ebu Harun el-Abdi diyor ki radıyallahu anh Ebu Said radıyallahu anh bizi görünce merhaba Resulullah'ın kendileri hakkında bize vasiyet buyurduğu insanlar hoş geldiniz buyurdu. Peygamberimiz onlara ne vasiyet buyurmuştu aleyhissalatü vesselam? İlim için sizin yanınıza gelen insanlara iyi davranın. Onlara iyi muamelede bulunun buyurmuşlardı. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum da buyuruyor ki hakkında peygamberin bize vasiyet ettiği güzel insanlar hoş geldiniz. Ve bu şekilde onları karşıladılar sahabeler. Kardeşlerim bu hem ilim öğrenmek isteyen insanların yolunun kıymetli olduğuna hem de ilim öğrenen insanların nasıl davranılması gerektiğine dair bizleri peygamberimiz uyarıyor. En başta tabii kardeşlerim bu hadis-i şerif hoca kardeşlerimize büyük bir rehberdir. Dolayısıyla kardeşlerimiz hem hanımlar hem erkekler talebelerini okuttukları zaman çok hassas olmalıdırlar. Bakın ahir zamandayız. Bugün bir genç ve delikanlı 13 ve 14 yaşına rağmen Allah rızası için gençliğini bırakıp çocukluğunu bırakıp kendisi yaşlarında olan çocuklar sokaklardayken, internet kafelerdeyken, af buyurun kızların, kadınların ortamlarındayken bu çocuklar ilim talebesi olarak ilim meclisine, ilim medresesine gelmişlerse hocalarımız onları en güzel bir şekilde karşılamak zorundadırlar. Kardeşlerim maalesef yani genel anlamda böyle küfrü rehber edinmiş, İslam'a karşı olan insanların kullandığı meselelerden bir tanesi budur. Kur'an kurslarında hocalar talebeleri dövüyor. İşte Kur'an kurslarında talebelere kötü davranılıyor. Kardeşlerim bakın Resulullah Efendimizin bize vasiyetidir. İlim öğrenmek için gelenlere Allah rızası için iyi muamelede bulunun. Bir talebe size teslim edilmişse, bir çocuk anne babası getirip hocam bu size emanet, bu evladımızı Allah yolunda bağışlıyoruz. Lütfen bunu Allah yolunda değiştirin dediği halde o evlada el uzatan insan yarın ahirette bunun hesabını veremez. Kardeşlerim diğer meselelere girmek istemiyorum. Talebeye el kaldırmak büyük bir musibettir. Talebeyi dövmek, işte sopalamak veyahut başka şeylerle cezalandırmak yani onun onurunu renci edecek durumlarda davranışlarında bulunmak hocalar için büyük bir vebaldir. Ben Allah rızası için söylüyorum. Bu ümmetin size teslim ettiği evlatlara hakkıyla sahip çıkın. Çocukları dövmek, çocukları incitmek, çocuklara küfür etmek, çocuklara farklı... Bakın bu her zaman her yerde yapılıyor diye söylemiyorum. Bazen işte dediğim gibi küfrü rehber edilenlerin kullandığı meseleler. Kur'an kurslarında şöyle yapılıyor, böyle ediliyor. İnsanlara dini malzeme etmeyin. İlim çatısı altında bulunuyorsanız, o çocuklar size teslim edilmişse... Küfrün odaklarının gözlerinin sizin üzerinizde olduğunu unutmayın. Ve buna göre de çocuklara bu şekilde davranın. Çocukları dövmek, kırmak bu bizim işimiz değildir. Yapacaksa annesi babası yapsın. Ha onu da yapmak doğru değil. Ama kardeşlerim tabii ilim ehli olan bir talebe gelmişse hoca o talebeyi dövmemeli. Böyle bir zamanda böyle bir çocuk ayağımıza gelmişse, ilim için gelmişse bu çocuğu başımızın üstünde taşımamız lazım. Bakın rahmetli Abdülmetin Hoca, Allah makamını âli eylesin. Yani... Çok kıymetli bir hocamızdı. Yeri dolmayacak insanlardan birisi. Sohbetinde birebir dinlemiştim. Kaçırmamaya gayret ederdim. Hep dinlerdim. Allah rahmet eylesin hocamıza. Rabbim ahirette de bizi beraber eylesin. Kendisine emanet edilen talebeyi döven adam, onun çocuğa hakkıyla sahip çıkmayan adam, kendi evladı gibi talebesine davranmayan hoca münafıktır derdi. Bu kategoriye girmek istemeyen hem hanım hocalar, hem erkek hocalar. Emanete sahip çıkın. Peygamberin mirasçılarına, Resulullah'ın vasiyet ettiği ilim ehli insanlara iyi muamelede bulunun.